Yavuz Adam Ötzi. Lanetli olduğu düşünülen 5300 yıllık mumya hakkında bilmeniz gerekenler. Buz Adam Ötzi çalışmalarıyla bağlantılı olan 7 kişi hayatını kaybetti. Bu nedenle Ötzi'nin lanetli olduğu düşünülüyor. Simulaon adamı olarak da bilinen Buz Adam Ötzi, M.Ö. 3400-3100 yılları arasında yaşadığı düşünülen bir insanın doğal yollarla oldukça iyi korunmuş mumyasıdır. Buz Adam 1991 yılında Avusturya-İtalya sınırındaki Ötztal Alplerinde bulunduğu için ona Ötzi lakabı verildi. Ötzi, dünyanın bilinen en eski doğal mumyalarından biri. Bu nedenle bakır çağında Avrupa'da yaşayan insan hayatına dair çok değerli bilgiler sağlıyor. Ötzi'nin bedeni ve eşyaları İtalya'daki Tirol Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor. Günümüzde bu mumyayı bulanların ve onunla ilgili çalışma yapan kişilerin lanetlendiği düşünülüyor. Çünkü Ötzi'nin bedeni üzerine çalışmalar yapan 7 kişi kısa süre içinde hayatını kaybetti. Gelin detaylara birlikte bakalım. Buz Adam Ötzi 1991 yılında dağ yürüyüşü sırasında yolunu kaybeden 2 Alman turist tarafından bulundu. Turistler ilk başta karşılaştıkları cesedin ölmüş bir dağcıya ait olduğunu düşündüler. Polisler geldiğinde ise cesedin 1. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden bir asker ya da dağcı olduğunu tahmin ediyordu. Yetkililer cesedin önemini anlamadığı için bedeni çıkarma işlemleri sırasında fazlasıyla aceleci ve özensiz davrandılar. Bu nedenle Ötzi'nin kalça kemiğinde bazı bozulmalar oluştu. Kısa bir araştırmanın ardından Ötzi'nin önemi hemen anlaşıldı. Yetkililer mumyanın hangi ülkeye verileceğini tespit etmek için cesedin bulunduğu yerin tam ölçüsünü aldı. Böylece İtalya sınırının 92 metre içinde bulunduğunu tespit etti ve mumya İtalya'ya teslim edildi. Ötzi yapılan araştırmaların ardından dünyanın en eski ve en iyi korunan mumyalarından biri olarak tarihe geçti. Ceset bulunduktan sonra adli tıp, arkeoloji, antropoloji ve daha birçok disiplini içeren çok titiz bir çalışma yürütüldü. Ötzi'nin sindirim sistemindeki kalıntılar, vücudundaki tozlar, dokular ve onunla birlikte bulunan eşyalar oldukça detaylı bir şekilde incelendi. Bilim insanlarının tahminlerine göre Buz Adam Ötzi, öldüğü sırada 160 santimetre boyunca, yaklaşık 50 kilogram ağırlığında bir adamdı. Kemik analizinden yaşının 45 civarında olduğu tahmini yapıldı. Ötzi'nin bedeni o kadar iyi korunmuştu ki, bilim insanları son yemeğini ölmeden 2 saat önce yediğini bile ortaya çıkardı. Mumyanın üzerinde bulunan polenler ve toz tanelerinden Ötzi'nin Bolzano'nun kuzeyindeki Feltuns köyü yakınlarında yaşadığı tespit edildi. Buz Adam Ötzi'nin vücudunun farklı yerlerinde toplam 61 adet dövme bulunuyor. Bilim insanları bu dövmelerin akupunktur tedavisinin yapıldığı noktalar üzerinde ya da çok yakınında olduğunu söylüyor. Bu nedenle dövmelerin akupunktur tedavisinin ilk örnekleri olabileceği düşünülüyor. Öte yandan Ötzi'nin kıyafetleri de büyük bir ustalığın ürünü olarak kabul ediliyor. Örneğin ayakkabıları rahat ve su geçirmez. Ayakkabıların tabanı ayı derisi, üst kısmı ise geyik derisinden yapılmış. DNA analizlerinde Ötzi'nin eşyaları üzerinde 4 farklı kişinin kanı tespit edildi. Öte yandan ölümü sırasında omzuna bir ok saplandığı ve bu okun pelerinin yırttığı sonucuna ulaşıldı. Bu delillerden hareket eden moleküler biyolog Thomas, Ötzi'nin avcılık yaparken düşman bir grup ya da kişiyle kavga ettiğini ve bu şekilde öldüğünü düşünüyor. Ötzi'nin yüzü modern 3D tarama teknolojisiyle tekrar yapılandırıldı. Bu çalışmanın ardından Buz Adam, saçı sakalı birbirine karışmış bir adam olarak tasvir edildi. Ötzi'nin yüzü 45 yaşındaki bir adamın görüntüsünden daha yaşlı görünüyordu. Yapılan araştırmalar Ötzi'nin kalp ve damar hastalıklarına çok yatkın olduğunu ortaya çıkardı. Aynı zamanda mumyanın dişlerinden birçok mekanik travma ve iltihaplanma tespit edildi. Bu nedenle bilim insanları Ötzi'nin uzun yıllar diş ağrısı çekmiş olabileceğini düşündü. Belki de bu hastalıklar nedeniyle Ötzi olduğundan daha yaşlı görünüyordu. Ötzi çalışmalarıyla bağlantılı olan 7 kişi hayatını kaybetti. Bu nedenle Ötzi'nin lanetli olduğu düşünülüyor. Bu inanış Ötzi'nin bedenini inceleyen adli tıp uzmanı Dr. Rainer Hen'in ölümüyle başladı. Dr. Hen Ötzi'nin hakkında vereceği bir konferansa giderken trafik kazasında hayatını kaybetti.
Ardından yetkilileri ve turistleri Ötzi'nin bulunduğu yere götüren dağcı Kurt Fürst çığ altında kalarak vefat etti. Ötzi'nin bulunuşu hakkında bir film yapan gazeteci Rainer Hoels, filmin gösterime girmesinden birkaç ay sonra gizemli bir hastalığa yakalanarak hayatını kaybetti. Bu lanet nedeniyle öldüğü düşünülen bir diğer isim Ötzi'yi bulan Alman turist Helmut Simon'dı. Simon, Ötzi üzerinde hak iddia edebilmek için 75 bin dolarlık bir tazminat davası açtı. Davayı kazandıktan sonra kutlamak için yine aynı bölgeye yola çıkan Simon, Ötzi'nin cesedinin bulunduğu bölgeye yakın bir yerde uçurumdan düşerek hayatını kaybetti. Simon'ın cenazesi defnedildikten sadece bir saat sonra arama çalışmalarına katılan Dieter Warnig kalp krizinden öldü. Bir sonraki ölümse 2005 yılında geldi. Ötzi'nin bedenini korumak için bir yöntem geliştiren Profesör Friedrich kalp ameliyatı sırasında hayatını kaybetti. Aynı yıl Ötzi araştırmalarının bir uzmanı olan arkeolog Konrad Spindler kronik hastalığı ALS nedeniyle öldü. Son olarak Ötzi hakkında kitap yazan Dr. Tommy Loy yine 2005 yılında hayatını kaybetti. Ötzi ile bir şekilde bağlantısı olan insanların ölmesi Ötzi'nin lanetli olduğu söylentilerine yol açtı. Ancak Ötzi çalışmalarına katılan birçok insanın hala hayatta olduğunu belirtmekte fayda var. Buz adamı görmek isteyenler İtalya'daki Tirol Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret edebilir.